Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Osmanlı ıslahat soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bu serimize başlamıştık. Islahatlarla ilgili soru çözümlerimize. E bu ikinci video olacak. Hemen ikinci videonun ilk sorusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. 21. sorudaydık arkadaşlar. Hemen soru çözümlerimize başlıyoruz. 4. Mehmet döneminde bazı şartlar öne sürerek sadrazamlık görevini kabul eden devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Tarunca Ahmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa, Damat İbrahim Paşa ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı verdik. Kimdi arkadaşlar bu sadrazam? Köprülü Mehmet Paşa'ydı. 4. Mehmet döneminde bazı şartlar öne sürerek sadrazamlık görevini kabul etmiştir. 4. Mehmet döneminde Köprülü Mehmet Paşa. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nde yazdığı hatların elimize ulaştığı ilk padişah aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde yazdığı hatların elimize ulaştığı ilk padişah 2. Mustafa'dır. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti 18. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri arasında hangisi yoktur? Burası 18 olacak arkadaşlar. 18. yüzyıl. Batılaşma hareketleri başlamıştır. Bilgisi doğrudur. Askeri, teknik, idare, eğitim, kültür, sanat ve mimari alanlarda batılaşma görülmüştür. Doğru. Yenilik hareketlerinden batılı uzmanlardan yaranılmıştır. Doğru. Islahatlar isyanlarla kesintiye uğramıştır. Arkadaşlar doğru. Islahatlarda radikal değişiklikler yoktur. Tam tersi. Islahatlarda arkadaşlar radikal değişiklikler vardır 18. yüzyıl ıslahatlarında burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Diğerleri 18. yüzyıl ıslahatlarının genel özellikleri arasındadır. Bir diğer sorumuza geldik. 18. yüzyılda Türk müziği mehter takımı ile Avrupa etkilemiş, çeşitli yerlere mehter takımı gönderilmiştir. Buna göre Osmanlı mehter takımının etkisi ışığında Atina Harabeleri adreslerinde Türk marşını yazan ünlü besteci Aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu soru önemli arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Bu ismimiz kimdir? Beethoven arkadaşlar. Beethoven Atina Harabeleri adlı eserinde Türk Marşı'nı yazmıştır. Burada cevabımız B olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nde 1718-1730 yıllar arasında geçen süreye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Nizam-ı Cedid dönemi, Tanzimat, Lale Devri, Fetret Devri, Birinci meşrutiyet dönemi şıklarını verdik. Bu döneme biliyorsunuz ki lale devri adı verilmiştir. 1718-1730 yılları arasında. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nde 1718- 1730 yılları arasında geçen süreyi lale devri olarak isimlendiren kişi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu soru önemli arkadaşlar. Bunu normalde böyle bir dönem yok Osmanlı'da. Burada lale devri olarak isimlendiren bir yazarımız var. Bu yazarımız kimdir arkadaşlar? Yahya Kemal Beyatlı'dır. Yahya Kemal Beyatlı 1718- 1730 yıllar arasını Lale Devri olarak ne yapmıştır? Adlandırmıştır, isimlendirmiştir. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nde batılaşma hareketi aşağıdaki padişahların hangisi döneminde başlamıştır? diye sorduk. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde batılaşma hareketi biliyorsunuz ki kimle başlıyor? 3. Ahmet döneminde başlıyor. Yani Lale devrinde artık batılaşma hareketi başlamış olacak 3. Ahmet döneminde. 28'e geldik. 28 Mehmet Çelebi'nin olduğu Said Çelebi ve İbrahim Müteferrika tarafından kurulan ilk özel Türk matbaası aşağıdaki dönemlerin hangisinde kurulmuştur diye sorduk. Nizam Cedid, Tanzimat dönemi, Lale devri, Fetret devri, 1. Meşrutet dönemini verdik. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ilk özel Türk matbaası Lale devrinde ne yapılmıştır? Kurulmuştur. Kimler tarafından? 28 Mehmet Çelebi'nin oğlu Said Çelebi ve İbrahim Müteferrika tarafından kurulmuştur. Bu ilk özel Türk matbaası Lale devrinde. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması hakkındaki fetvayı veren dönemin Şeyhül İslam'ı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar dönemin Şeyhül İslam'ı Yenişehirli Abdullah Efendi'dir. Bunu unutmayalım. E, matbaa nedir? Yeniliktir. Bakın buradan aklınıza gelsin. Yeni şehirli Abdullah Efendi. Bu noktada buradan aklınıza gelebilir. 30'a geldik. Lale Devri'nde ilk Türk matbaasında basılan Vani Mehmet Efendi'ye ait eser aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk arkadaşlar. Lale Devri'ndeki ilk Türk matbaasında basılan eserimizin adı neydi? Van Kolu Lügati'ydi arkadaşlar. Kime aittir bu? Vani Mehmet Efendi'ye aittir. Van Kulu Lügati. 31'e geldik. Osmanlı Devleti'nde Lali Devri'nde açılan ilk Türk matbaası ile aşağıdaki gruplardan hangisine duyulan ihtiyaç azalmıştır? Bakın bu soruyu çok çok önemsiyorum ben. Bu soru gelebilir arkadaşlar her an karşınıza. Biliyorsunuz ki e, matbaa gelmeden önce e, müstensih denilen arkadaşlar kişiler tarafından eserler ne yapılıyordu? Ne yapılıyordu? Çoğaltılıyordu arkadaşlar müstensihlerinden kişiler tarafından e, matbaa gelince de lare devrinde e, müstensiye duyulan ihtiyaç ne yapılmıştır azalmış oldu. Bunlar arkadaşlar sadece e, Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim e, yazımı noktasında karışılmamıştır. E, diğer kitapların e, basımında biliyorsunuz ki matbaa var ancak Kur'an-ı Kerim basılmamıştır matbaada müstensihler e, tamamen bitmesin diye. 32'ye geldik. Osmanlı Devleti'nde ilk geçici elçilikler aşağıdaki padişahların hangisi zamanında açılmıştır diye sorduk. İlk geçici, ilk daimi elçilikler kimin zamanında, nerede, hangi padişah zamanında bunlar önemlidir. Her zaman soru değeri taşır. 2019 ya da 2020 senesi olması lazım. Arkadaşlar soru soruldu buradan. İlk daimi elçilik nerede açıldı diye. İlk geçici elçilikler arkadaşlar biliyorsunuz ki kimin zamanında? 3. Ahmet zamanında açılmıştır. Ne zaman? Lale devrinde. Lale devrinde ilk geçici elçilikler açılmış oluyor. 33'e geldik. Osmanlı Devleti'nde Lale Devri'nin ünlü sadrazamı, bakın önemlidir bu da aşağıdakilerden hangisidir? Lale Devri'nin ünlü sadrazamı kimdir arkadaşlar? Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Dönemin padişahı 3. Ahmet ünlü sadrazamı kimdir? Bu dönemin Nevşehirli damat İbrahim Paşa'dır. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nde ilk geçici elçilik aşağıdaki yerlerden hangisine açılmıştır? Bakın bu soruda e, arkadaşlar şöyle bir e, durum söz konusu. Nedir o durum? Şuraya AÖF yazıyorum. AÖF dediğimiz arkadaşlar e, Açık Öğretim Fakültesi kitabıdır. Yani bunları yazan akademisyenlerdir. Akademisyen. Yani üniversite hocaları arkadaşlar. Yani ÖSYM'nin sorularını hazırlayan kişiler. Diğer tarafta da MEP. Arkadaşlar MEP'teki e, yazarlarda e, yarısı akademisyendir, yarısı normal e, öğretmendir. Bakıldığı zaman e, AYÖF akademisyen, e, AYÖF kitabında arkadaşlar, akademisyenin yazdığı bu kitapta ilk geçici elçilik 1719 tarihinde nerede? Viyana'da açıldığını söylüyor. 1720 tarihinde de Paris'te açıldığını söylüyor. Şimdi biz burada ne yapacağız? Neyi kabul edeceğiz? Arkadaşlar ben e, bunu arkadaşlar size şöyle izah edeyim. Benim birinci kaynağım MEP değil. Benim birinci kaynağım AÜF kitabıdır arkadaşlar. Bakın sorular buradan gelir. Yani e, bu soru soruldu diyelim. Bu soru sorulduğunda e, eğer cevap Paris olursa bu soru iptal olur. Bakın bu soru iptal olur arkadaşlar. Ancak bu noktada bizim baz almamız gereken nedir? AÖF kitabıdır. O yüzden burada cevabımız Paris değil Viyana'dır arkadaşlar. İlk geçici elçilik Viyana'ya açılmıştır 1719 tarihinde. Bakın tarihi bire verilmiş. 1719 Viyana, 1720 Paris. Ben bunu YouTube kanalımda ne yaptım sizlere? Topluluk kısmında kaynağını göstererek paylaştım. E, karar sizin. Ama ÖSYM e ne yapabilir? Şöyle bir şey yapabilir. Şimdi mapte arkadaşlar Paris diye geçiyor. Bakın Paris diye geçiyor ilk geçici erçelikler. Ama AUF kitabında Viyana Viyana diye geçiyor. ÖSYM şöyle bir şey yapabilir. Atıyorum Viyana'yı sormak istedi ya Paris'i vermez şıkka. Böyle bir riske girmez. Ya da Paris'i sormak istiyorsa da Viyana'yı vermez şıkka. Böyle yapar. Sizler de bu yükten kurtulmuş olursunuz bu şekilde. Ama yine de Sizler e, neyi kabul edeceksiniz? 1719 Viyana'yı kabul edeceksiniz arkadaşlar. Burada cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Ben e, Ayur kitabını ne yapıyorum? Baz alıyorum e, arkadaşlar. Sizler e, isterseniz MEP kitabını alabilirsiniz baz. Ama ben e, daima akademik kaynak bazında soru yazıyorum. Bir diğer sorumuza geldik. Yine bu soruyla bağlantılı. Nedir Osmanlı Devleti'nin ilk geçici elçisi? Şimdi yine aynı kişi. Şimdi 1719 Viyana ise arkadaşlar kim olamaz? 28 Mehmet Çelebi olamaz. Çünkü Viyana'da değil 28 Mehmet Çelebi. Viyana'da olan kimdir? İbrahim Paşa'dır arkadaşlar. Yani ilk geçici elçimiz İbrahim Paşa'dır. Ayuf kitabına göre söylüyorum bu noktayı. Mep kitabına göre ise 28 Mehmet Çelebi'dir arkadaşlar. Dediğim gibi ÖSM ikisini vermez aynı şıkta. Verirse de İbrahim Paşa'yı da en azından aklınızın bir köşesinde dursun eğer iki şık verirse dediğim gibi soru hatalı olur ve soru iptal olur arkadaşlar. 36'ya geldik. 1721 yılında İngiliz elçisinin işi Lady Montagu ülkesine yazdığı mektupta İstanbul'da çiçek hastalığına karşı çiçek açısından ve döneminin ve kültür hayatından bahsetmiştir. Buna göre Lady Montagu bu mektubu Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki dönemlerinden hangisinde Yazmıştır diye sorduk. Bakın bu soru da çok çok önemli arkadaşlar. Bu soruyu bir gün bekliyorum. Lady Montego arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Avrupa'da çiçek hastalığına karşı bir aşı yok. Aşı olmadığı için de birçok insan ölmüştür çiçek hastalığından dolayı. Ve İstanbul'da çiçek hastalığına karşı çiçek açısından e, arkadaşlar gördüğü için bunu mektubunda bahsetmiş bu İngiliz elçisi. Ve bu hangi döneme tekabül etmektedir? Lale devrine tekabül etmektedir. Burada cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Lütfen bu bilgiyi asla ama asla unutmayalım. 37'ye geldik. Osmanlı elçilerinin elçilik görevi ve bu sırada gittikleri yerlerdeki izlenimlerini anlattıkları rapora aşağıdaki isimler, isimlendirmelerden hangisi verilmiştir? Vakayname, seyahatname, siyasetname, sefaretname, icazetname. Buna biz ne, diyoruz? ne diyorduk arkadaşlar? Sefaretname adını veriyorduk. Osmanlı elçilerinin elçilik görevi ve bu sırada gittikleri yerlerdeki izlenimlerini anlattıkları rapora biz sefaretname adını veriyoruz. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nde gerçek Davut A tarafından kurulan ve çağdaş anlamda ilk yangın söndürme kurumu olan Tulumbacılar Ocağı aşağıdaki dönemlerden hangisinde yapılmıştır? Nizam Cedid, Tanzimat, Lale Devri, 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet dönemlerini verdik. Arkadaşlar Tulumbacılar Ocağı biliyorsunuz ki Lale Devri'nde yapılmıştır. Kim tarafından? gerçek Davut A tarafından kurulmuştur. Arkadaşlar ilk yangın söndürme kurumudur. Tulumacılar ocağı lale devrinde olduğunu lütfen unutmayalım. 39'a geldik. 1718-1730 dönemi arasında kapsayan lale devri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Dönemin padişahı 3. Ahmet'tir. Doğru. Dönemin minyatür ustası Levni'dir. Doğru. Dönemin ünlü edebiyatçısı Nedim'dir. Doğru. Versa Sarayı örnek alınarak Sadabat Kasrı inşa edilmiştir. Doğru arkadaşlar. 28 Mehmet Çelebi Paris'e gidince arkadaşlar e, daha sonra e, ne yapacaktır? E, bu bir sefaretname hazırlayacaktır ve Versailles Sarayı ile ilgili önemli bilgiler de verecektir. Bu noktada e, bunu örnek alarak da Sadabat Kasrı inşa edilmiştir. İlk daim elçilikler açılmıyor. Lale devrinde ilk geçici elçilikler açılmıştır. İlk daim elçilikler e, 3. Selim dönemindedir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. 40'a geldik. 1718-1730 dönemi arasını kapsayan Lale Devri sırasıyla aşağıdaki hangi gelişmeyle başlar, hangi gelişmeyle sona ermektedir diye sorduk. Bu videomuzun son sorusu. Arkadaşlar Lale Devri biliyorsunuz ki 1718 Pasorof, Pasorofça anlaşmasıyla başlar. Ne ile biter? Patrona Halil isyanı ile bitmektedir bu dönem. Cevabımız ne oldu? B şıkkı olmuş oldu. Bu sorumuzla birlikte arkadaşlar sizlerle beraber ıslahatlarla ilgili sorular çözdük. Islahatlarla ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz inşallah. Bunların pdf'ini dediğim gibi bittikten sonra sizlere ücretsiz bir şekilde hizmetine, hizmetinize sunmuş olacağız. Nereden? Instagram adresimiz olan Furkan Hoca ile tarih kanalından, sayfasından. Oradan da bizleri takip etmeyi unutmayalım değerli dostlar. Videomuzu burada bitirelim. Bizi sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler beğendikçe arkadaşlar benim şevkim daha da artıyor bu noktada. Sizlere daha nasıl yardımcı olabilirim adına düşünüyorum ve iyi içerikler sunmaya çalışıyorum sizler adına. İnşallah bu urda ne yapacağız Tarihi full yapacağız hep birlikte Allah'ın izniyle tabii. Videomuzu burada bitirelim. Arkadaşlar hepinize kolaylıklar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.